Bak ben sana gerçek ve net söyleyeyim. Allah için konuşuyorum ben. Onun yanındaki şimdi bak bir kişi sen Allah için konuşamazsın çünkü sen yalancısın. Bir saniye dinlemişsin. Ben seni dinliyorsam sen beni dinlemek zorunda değil. Sen bak, konuşma hakkın sen, da yok çünkü sen herkesi yalanla giriyor. Güzel, ben senin Memuran'ı aldın, Zülfiyan'ı aldın o dönemde. Abi dinler misin? Ben seni dinliyorsam beni dinle. Ben seni dinliyorum. Sen yalan söylüyorsun. Ben gittim pandemide annen hastaydı. Biz seninle bir kere geldik anneme bakacaktın. Sen beni kandırdın. 3 gün içinde bana nikah yaptın. Bir. İkincisi ben Kars'a gittim. Annem hastaydı. Nasıl kandırılıyorsunuz siz de ben de onu anlamıyorum. Müge Hanım. Nasıl kandırılıyorsunuz abicim siz de yani 5 yaşında çocuk. Müge Hanım dinler misin? Bak ben izah edeyim hanımı. Onlar kandırılmıyor Müge Hanım. Ben kandırıldım. Müge Hanım. Ben gittim Kars'a annemi ziyaret ederken pandemide yollar kapandı. Uçaklar biletim elimdeydi. Bak araştırabilirsin bunu. Gelemedim. 3 ay kadın geldim. Geldim havaalanına Sabiha Gökçek'e indim. Sabiha Gökçek İbrahim bunun damadı dedi anam. İbrahim'le beraber geldi. Ben havaalanına aldılar. Ben kalbimizi geçiriyorum. Ben eşim almıyor. Öyle bir şey de yok. Tamam oraları benim için çok uzun. Ben orada siz evli misiniz bir de resmi nikahlı? Yok hayır. Evet. Resmi nikahlı karınız da mı var sizin? Tabii ki bu benim ikinci şimdi imam nikahı şimdi. Tamam o zaman hiç sen çekil hayat, çekil aradan yani. Sen aradan çekil, sen o zaman hiç karışma kardeş. Ama yani gerçekten ben artık sizi anlayamıyorum yani. Şimdi hem orada bir tane karım var, bir de utanmadan bu kadın için bağlanıp sağa solu mu arıyorsun sen? Ya sen git kendi karına sahip çık ya. Ama biz bütün ya bilgileri yok öyle boşanma aşaması falan arkadaşlar aldı. Bak siz bunları, bak siz bu olayları böyle, sen de, bak Kadir'e de diyor ki boşanma aşaması. Yok kardeşim öyle bir şey. Tamam, evlilik yükümlülüğü denen bir şey var. Tamam, evlilikte de sadakat yükümlülüğü denen bir şey var. Kadın da alsın işte bu görüntülerle adamdan da ne varsa maddi manevi tazminat davası falan açsın. O benim o hanımım, bu benim bu hanımım. Yok öyle o hanımım, bu hanımım ya. Ama bunları biz konuşarak doğallaştırıyoruz gibime geliyor. Ben buna sinirleniyorum. Böyle bir şey doğal kabul edemeyiz. Bunları sıradanlaştıramayız. Ama hayır, boşandığını söylüyor zaten, uzaklaştırma almış eşi de onun hakkında. Uzaklaştırın. Bak o arkadaşlar zaman... niye kanuni terimleri karıştırıyorsunuz? Uzaklaştırma ayrı, boşanma ayrı, o ayrı, bu ayrı. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Bilmiyorsanız da okuyun. Yok, biz biraz internetten vesaire girdiğiniz zaman bunlara bakın. Yani her yerde bunlarla ilgili açıklamalar da var. Ben Ali Beyciğim size bir şey söyleyeceğim. Ali Bey, sinirlenmeden sen bana cevap ver. Ben bir Ali Bey'i göreyim. Ali Bey bakın sizin bu imzaladığınız şey, ben bir Ali Bey'in göreyim yüzünü. Belli ki siz de aslında kandırılmak, dolandırılmak, yaşınızdan istifade edilsin istememişsiniz. Ve gitmişsiniz mal ayrılığı sözleşmesi imzalamışsınız. Şimdi mal ayrılığı sözleşmesi mirastan sizin yanınızdaki hanımefendiyi hakkını almasını engellemiyor. Sizin eğer böyle bir niyetiniz varsa çoluğumun çocuğumun hakkını ne kadar yanımda kalacağı belli olmayan bir kadınla paylaştırmayayım diyorsanız notere gider bunun imzasını atarsınız çocuklarınıza da sulh edersiniz. Bu doğru bir mantık olmaz mı? Şimdi bak şimdi Müge Hanım ben çocuklarımı hiçbir zaman mahsus etmiyorum ama kendileri istiyor. Kendileri ne isterse ben onların istediklerini yerine getireceğim. İnsan gibi kesildi, malini de alıyor her şeyin. Çoluğu benim masaya yumruk vuruyla bana balkona video çekiyle ben bilmeden gizli video çekiyle. Çok yanlış bunlar. Yani bu suç değil mi? Yok bakın yanlış. Hayır kimse kimseye diyorsun da çekemez. Bir daha değil ki. Orada da haklısınız. Baba yalan söyleyeceğini biliyorduk. Masaya yumruk vuruyla bile yok orada. Yani bence beraber olduğunuz eşinize oturacağınız bir evi gene o mirastan feragatte takdim etseniz diğerlerini de çocuklarınıza siz Allah gecinden versin vefat ettikten sonra kalsa daha doğru değil mi? Nasıl vefat ettikten sonra? Hayır siz vefat ettikten sonra çocuklarınıza kalır malınız. Ben. Diyorum ki siz vefat ettikten evet, sonra çocuğunuza kalır. Bunu ne diyor? Ya bu kadın ne olacak? Hayır, onu yapmaz. O zaman öyle olmuyor. 6 tane daireniz mi var mesela? Atıyorum 2 tanesi onun olacak ya. Ben 6 tane daireyi aydın yapmadı. Onları ben yemedim, içmedim. Ben eski elbise aldım, onlara yaptım. Aydın yapmadı onları. Babacığım ben liseye giderken... Tamam, Sümeyye Hanım'a ben... Sümeyye Hanım'a mı veriyorumları ben? Ama... Sümeyye Hanım'a daire mi verdim, mal mı verdim, araba mı verdim? Hanım da bu yüzden diyor da size, böyle bir şey yapsanız herkesin içi rahat etse nasıl olur diyor. Biz söyledik zaten. Ya ben insan olsa ne yap-
mahkeme de kalmayacak. Bahşerimleri onlara vermem. Yok bak o zaman bu mahkeme davası da kalmayacak. Siz de üzülmeyeceksiniz. Siz mirastan feragat ettirseniz sizin mahkeme davanız da kalmayacak. Babanız da kardeşiniz. Öyle bir şey yok ben... vermiyor. Biz söyledik. Dedik ki herkesin mirasını böl ama sende kalsın Müge Hanım, diye. Efendim. Müge Hanım beni, Müge Hanım beni biraz dinler misin? Dinliyorum. Beni biraz dinler misin? Bunların kayesi, bunların kayesi bu kadın değil. Bunların kayesi annelerini sapsağlam eldirdiler, bakmadiler, bir bardak su annelerine vermediler. Baba annem hastalıktan öldü. 7 tane çocuğun anasına bakıcı tuttum, ablasına bakıcı tuttum. Bakıcı tuttumlara. Bunların kayesi mal davası. Benim, ben akıl noksanlıyım, akıldan noksanım. Benim şükürün ise var mı böyle bir akıl noksanlığı var mı benden? Ne tahmin ediyorsun sen bu işlerin uzmanısın. Estağfurullah görünüşte yok. Tabii ki ben doktor sen. Değilim. Ben de öyle bir böyle, bir tip var mı? Baba sen bu yaştan sonra aşık mı varsa oldun yanındakine? Aşık mı oldun bu yaştan sonra? Ayın 26'sına randevu almışım. Sağlıkla boyun dağlı götüreceğim yüzeyine çalacağım. Bizim mahkememiz yarın. Hayır işte sen ama... baba yanındakine aşık mı oldun? Senin yarın telefonunla... mahkeme vardı. Yarın mahkemeye gelsin lan. Baba senin 171 milyarın nereye gitti? 171 ben senin bin liran değilim. Nereye babanı gitti? Git Ali Bey senin 171 bin liran nereye gitti? Da onu öldürürüm demiş. Biliyor mu? Çıkacak meydana. Onu ben baba, biliyorum nereye gitti. Baba çok açık. Yabancı soyadları görmüyor musun? Bir tanesi yanındaki bayanın Dubai'deki kardeşiyle ortak arkadaş. Şu an silmiş, hepsini çıkarmış. Bakacağız, bakacağız. Baba ben onlarla konuştum. Hiç üzülme. Baba ben onlarla konuştum. Hepsini buldum, hepsiyle konuştum. İyi yaptın, iyi yaptın. Baba senden selam söyledim, telefonu yüzüme kapattılar. Senden selam söyledim. Yalan söylüyorum. Bizi bulamazsın, biz Amerika'dayız şu dediler. Şu anda Müge Hanım yalan bir tanesi senin bakalım. Kız kardeşinle ortak arkadaş. Ben buradayım, ben buradayım. En çok para gönderdiğin kişi. Ben aldıysam, ben çekeceğim. Başkalar yaptıysa onlar çekecek. Sen ben yanında oturuyorum. Baba sen saat kaçta kalkıyorsun? Bir de gittik götürdük. Biz kendimiz sen zaten çok akıllı ben polise olduğunu götürdüm zannediyorsun da ben ufak araştırma ihbarın yaptım hakkında. Sen çok akıllı olduğunu zannediyorsun da ben İhsan Bey'e kadar ulaştım. Bilmem sana bu İhsan niye anlatıyor. Hepsiyle konuştum ben. Neden ayrıldığını tamam, anlaştıysa anlaştı. Şey, kimle anlaştı? Sen, anlaş. İhsan'la ben 11 sene yaşadım. 8 aylık çocuklarını 11 yaş yaptım. Ondan sonra neler olduysanı sen bilmiyorsun. Ben biliyorum sen İhsan Bey'le hala görüştüğünü de biliyorum. 11 yaş yaptım. 5 tane çocuğun üstüne geldim ben. Hala görüşüyorsun adamla. Siz Türkiye'de kaç kişiyle hala böyle beraber oldunuz? Arıyorsun. İmam nikahlı vesaire falan kaç kişi? Diyor ki Türkiye'de kaç kişiyle beraber oldunuz? Diyor. İmam nikahlı kimseyle evlenmedim. Sadece bir kere evlendim ben şu İhsan Bey'le. 11 Silivri sene yaşadım. Silivri'de öldürdün. E tamam Yücel'le de Yücel'le de olmuşsun işte. Yücel Bey'le de dediniz ya. Yücel'le bir sene. Bir sene. O 5 yıl. Zaten karısını tamam, yanıyor. Bir iki başka. Kaç tane böyle var? Kaç tane böyle var diye soruyor. Başka yok. Peki o Yücel Bey'in de kalp krizinden öldüğü söyleniyor. Doğru Hayır, mu? Hayır o Yücel Bey değil. Başka pardon biri, ama Yücel'den yaşlı öncekine. Onu da kalp krizinden, ona da bir ilaç vererek, cinsel güç açtırıcı ilaç vererek onu da öldürmüşsün. Çocukları yok, seni kovmuş, eşyaları alıp çıkmışsın. Yok, ben olarak... hepsi, bak babam bana ama dedi ki... Ama çocukları öyle iddia ediyorlarmış onların da. Çocukları öyle iddia ediyormuş. Yok yok Müge Hanım bunlar hepsi yalan, yalan. Görüşüyor ben buradayım musun? Ya Türkiye'deyim. 23 sene oldu Türkiye'deyim. İbrahim kim diye sorar kimseyle mısınız? Kimseyle görüşmüyorum. İbrahim kim? Seni babama taşıyor. Gidiyor geliyor babamına yakıt paraları veriyor. İbrahim kim? Günlük ev kiralayan o da senin torununla evli olan bir adam değil mi? Ama emlakçılık derken günlük ev kiralamıyorum dedi. İbrahim kim? Eşyalarını babama getiren kimdi? Ben de telefon numarası ya var. Hani evlatçılık damat, yapıyor. Torunumu eşi. Aa, az önce tanımıyordun. Şimdi hemen torunumu evet, eşi oldu. Evet torunumu eşi. Tabii, öyle olmuştu. Peki bu bankalardan gönderdiğin hesaplardaki bir tanesi çok para gönderdiğin kişi. 50-50 gönderip Allah de araç parkı, seni. Araç parası, inşaat parası dediğin kişi. Senin Aydan, Dubai'deki Aydan kız kardeşinle Allah'tan. Ortak arkadaş. Allah'tan kork. Allah'tan ben korkuyorum. Allah doğru siz korkmuyorsunuz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.